askeriye gittim. Hı. Kütüğü İstanbul alanında cırt cırt giriyor kütüğü. Bunun gibi. Tamam mı? Ben kütüğüm burada değil, uzaklarda bir yerde. Sıra bekledim. Hayvan gibi sıra bekledim. Nasıl bir sıra ki öyle? Ya işte kütüğü dışarıda yabancılar şubesi diye sıraya giriyorsun abi. Kütüğe kesinlikle yani İstanbul'da değilse sıra bekleyeceğini göze alarak ona göre. Yani ona göre erken gideceksin. Ya kütüğün nerede olduğu çok önemli bir şey oluyor. Kesinlikle çok önemli. Kütüğün nerede olduğu çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Ben kütüğümü İstanbul'a aldırttım o yüzden. Niye öyle ki İstanbul'a yani? Aldırmayan bence delidir. Abi askere gittiğinde bak önce diyorlar ki İstanbul dışı yabancı olanları İstanbul'a ayırıyorlar. İstanbul'a alıp da işte üniversite mezunu bitirmişler, yedek subay adayı olduğu için önceden alıyorlar. Ama her arkada sıra bekliyorsun. Yani belki bir 40-50-60 kişi bekliyorsun. Kapıda, kapının önünde bir sıra daha alıyor, onun önünde bir sıra daha alıyor. Kısacası abi bu kütük olayı buraya girilmez yani o zaman. Senin kütüğün nerede ki? Senin kütüğün nerede? Kesinlikle girilmez. Abi benim kütüğüm, ben kütüğüm burada benim. Yani kütüğüm burada. Yani ben kütüğümü buraya getirdim. Niye askerlik şubesine de götürmüyorsun ki? İbrahim'e götürmüyor. Götüreyim o zaman ben kütüğümü. Kocaman kütükle geziyorsun. Abi, utanmaz herif. İyisimi kütüğümü götüreyim de. O zaman benim kütüğüm yanımdaysa ben kütüğüm yanımda derim koyarım oraya. Kütüğünü yanına al. Yanında kütüğü olduğu zaman iyi oluyor. Yani İstanbul'dakinden de daha iyi olmuş oluyor. Yani, çünkü yanında artık. İyice, yani kütüğüm senin kütüğün yakınında olsa kütüğüm bile bakayım küçükmüş seninki. Benim kocamandı ben götürdüm. Abi benim kütüğüm bu kadar işte. Kütüğün iyiymiş ya boyut olarak. Delikleri falan var işte ya. Sizin yörenin özel kütüğü değil mi bu? Özel kütük. Özel yaptırdık bunu biz. Kamyonete yükleyip getirmek zorunda kaldım. Öyle abi. Bizim arkadaşın kütüğü yanmış mesela yangında. Hadi ya. En kötüsü de o yani. Allah muhafaza. O zaman epey zorlaştırıyorlar. Aman düşman başına. 3 yıl kütük oluşacak, aşık olacak. Fidan diktiler. Bitmen lazım. Fidanı diktiler şimdi çünkü kütük olacak diye bekliyorum. Epey. Bir de yanlış ağaç dikmişler, meşe ağacı dikmişler. Acayip. Bekle ki büyüsün. Oo, çam diken var abi. Yanlışlıkla. Çam mı dikmiş? Evet. Oğlum akşam olmuş. Oğlum ne uyudun ya?